Evet arkadaşlar, merakla beklenilen, herkesin merak ettiği Gülcan Öksüz Hanım'ın evine geldik. Kapıyı çalalım, bakalım bizleri neler karşılayacak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar Gülcan Hanım, merhabalar Uğur Bey. Merhaba. Hoş herkesin geldiniz. Dilinden düşüremediği, merak ettiği Gülcan Öksüz ve Uğur Bey'in evine geldik. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de sizi böyle bir hem yöresel hem bir Mardin gelini olarak karşılamak istedik. Evimizi tanıtmak istedik. İçeriye girelim direkt. Yalnız başlayalım. Kapı da çok güzel. Kapıyı da önceden vurgulayalım. Kapımız çok güzel. Uğur Bey'in zevki değiştirdi. Bu arada soyadım değiştiği için biz bir Yılmaz ailesi olduk Gülcan Öksüz derken yana Yılmaz da belirtelim artık. Evet, çiftimizi enerjilerinden dolayı tebrik ediyoruz. Hadi gelin evi birlikte gezelim bakalım bizleri neler karşılayacak. Hadi bakalım. Şimdi size vakit geçirmeyi en çok sevdiğimiz odayı göstereceğiz. Biz burada böyle çok eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok farklı bir Mardin esintisi. Gelin. Şöyle detayları sen alırken ben de sana birazcık anlatayım. Bunlar böyle hep el yapımı, özel yapımı oldu. Hiç kalkmıyor yalnız, her zaman böyle kalıyor. Perdemiz odaya göre özel tasarlandı. Şu Uğur Bey'in zevki. Burayı Gülcan istemiyordu, ben kendim özel yaptırdım. Sonra en sevdiği yer burası oldu. Ama gerçekten öyle. O şimdi biz nereden bilelim şark odalarını, şark köşelerini? Biz böyle alışkın değiliz. Ben içlerine girdiğimden beri yerde oturuyorum. Koltuk unuttum resmen. Evde koltuk varken yine yerde oturuyorum. Mantığını tam çözemedim ama mutluyuz yani şu an. Sen düşün Allah aşkına. Şöyle evet çok keyifli oluyor. Oturuyoruz, vakit geçiriyoruz. Çay kahvemizi içiyoruz. Şimdi ben sana bir kahve ısmarlamaz mıyım? Çay olsa daha güzel olurdu ama. Ya ne çayı ya? Ya bunlar bir de 24 saat çay içiyorlar. Ben gerçekten çözemedim. Anca bu kadar olabilir. Biz kahve tüketirken gerçekten daha yemekten kalkarken Uğur'un söylediği tek şey çay hazır mı? Yani yemekten önce çayı demlemem gerekiyormuş. Bunu ben yeni öğrendim. Evet. Ama biz burada bir keyif kahvesi içelim şimdi. Aynen. Sonra çay söz. Kahvelerimiz hazır. Burada ne keyifli oluyor değil mi? Çay daha güzel ama. Hala çay demez mi? Kahve kahve. Alıştıracağım seni. Sularımız da hazır. Teşekkür ederim. Şundan güzel keyfim var değil mi? Herkes böyle odalar sevmiyor ama biz yaptırdıktan sonra o kadar çok kişi gördü beğendi ki bize gelen misafirliğe gelenlerden. Fakat bunu detay detay böyle çok güzel evinde balkonuna, odalarına göre ayarlayanlar var. Biz en çok bu deseni beğendik. Hatta bizim buna ilgili çok büyük bir anımız var. Biz en çok bu oda için kavga ettik. Hatta birbirimizi evet. Yedik. Ben hiç istemedim. O özellikle istemiyordu. Ben istedim. Evet. Şu an en vazgeçilmez yerlerinden biri burası. Evet ama böyle bir şey beklemiyordum. Siz olsanız şark köşesi deyince aklınıza ne gelir yani? Ne gelir? Normal böyle ben bildiğiniz işte sıra gecesine falan gidiyoruz ya yere minder atıyorlar. İşte duvarı böyle bordo kırmızı yapıyorlar, siyah yapıyorlar. Ben öyle bir şey bekliyordum. Ama sonra yapılmaya başlayıp parçalar sipariş verince bu odayla benim görümcem ilgilendi bunun siparişiyle. Bize de sadece kumaş attı, renk göster. Ama ben gözümde canlandıramıyordum. Uğur'a diyordum ki ya konuşacaksın onlarla düzelteceksin. Ben şark istemiyorum, koltuk alacağız. İşte modern takım yapacağız falan. Ama bu kadar modern takım da alsak yapamazdık. Sonra parçalar birleştikçe işte bu halı, yün halı gelince. İşte Uğur sonra bu TV ünitesi için de bizle çok kavga etti. Biz şu arkadaki paneli istemiyorduk. Sonra o dedi ki illa o da olacak. Takım güzel, takım güzel. Gerçekten benden çok daha detaycı bir kocam var benim. Öyle böyle durduğuna bakmayın. İncecik şeylere dikkat ediyorum. Bir şey eksik olmasın tam olsun diye. Bu arada kahveni çay olsa şimdi 3. bardağına geçmiştim. Akşam evet. Bir demlik çay içiyorum tek başıma. Düşünün ya. Gerçekten benim düğünde bir videom vardı. Biz niye şimdi çay içiyoruz diye. Düğünün ortasında bana çay ikram ettiler. Ben anlamamıştım. Şimdi öğrendim ki evlendiğimizden beri herhalde bir 6-7 kilo çay bitti. Geçen gün eve çay almış. Normal insanlar kaç kilo alır? İşte yarım kilo alır. 250 gram alır. Bir paket alır değil mi? Benim kocam 3 kilo çay almış gelmiş eve. Hatta 6 alacaktı. Beni aradı çuvalla. Dedim ki biz ne yapacağız 6 kilo çayı? 6 kilo aldım. 3 kilosunu kardeşime verdim. Çünkü paket 6 kilolu. Bölüştüm. Yani 3 kilo çay alıyoruz ve bu 1 ay 1,5 ay bitiyor. Ben gerçekten inanamıyorum çay tüketimimize. Şimdi diğer odalardan gezmeye devam edelim birlikte. Bunları bile değiştirdik. Hepsini gold yaptırdı bize. Gold şuralar mı? Gold. Kapı kollarını gold. Prizleri gold. Ay ben de gold yani ne banyo, alaka? Banyo dolapları bile gold. Gel banyo ben göster. Mi yaptım onu? Banyo dolaplarını hiç girme istersen banyo dolapları gel senin oraya, eseri. Orayı göster. Gel ben banyo ile ilgili göstereyim. Kim haklıymış görün. Şimdi
Doğru söylüyor. Evet, bunu ben gold istedim. Değişik olsun diye. Gold detaylar seçtik. Fakat ben her şeyde böyle gold isterken Uğur'un gidip musluk işte parçaları sucuya gidip şunu alması, sen gold seviyorsun diye bunu aldım dedi. Şimdi biz bu dolabı biz bu dolabı görüp sipariş verdik. anlatalım. Yok. Biz bunu görüp sipariş verdik. İşte verdiğimizle şu anki dolabın zaten alakası yok. Bir kere bunu söyleyeyim. Çünkü bu dolap geldiğinde burası farklı gold diye böyle sapsarıydı. Bende fotoğraf var size. Bunu şimdi burada eklettireceğim. Bunları idareten bassın var mı? Olur, boş kalmasın. Hadi yürü gidelim, hadi bakalım. Niye moralim bozuldu? Bu kadar harikulade bir işçiliğe nasıl moralin bozulur senin? Şimdi Uğur dedi ki bunu dedi ben yaparım dedi. Ne bu dedi. Aradı işte mobilyacı arkadaşını, boyacı falan. Geldiler, zımpara aldılar, gittiler Ceyhan yolunda uzak bir yerden. Fabrikadan özel boya hazırlattılar, geldiler. Ev daha tadilat halinde, sıcak klimamız takılmamış. Temmuz'un en sıcak dönemleri. 3 gün, 4 gün, 5 gün bu boya sürüldü, bekledi. Her şey bitti ama boyarken canları da çıktı, bir arkadaşıyla yaptılar. İş bitti, dedi ki tamam dedi, boyanın son günü bugün dedi, hazır dedi. Tuttu gazete kağıtlarını, bir kaldırdı bütün bütün boya baştan kalktı. Bir baktım sinirlendi, delirlendi. Sövüyor arkadan. Diyor ki ben böyle dolabında mobilyanın da keşke yenisini alsaydık. Ertesi gün tuttu mobilyacıyı aradı. Dedi ki abi böyle böyle bir durum var. Mobilyacı dedi ki kardeş ne uğraşıyorsun? Getir o parçaları. Gol parçaları söktü götürdü. Boyattı. Bir günde hazırlandı ve buna verdiğimiz parayla yemin ederim biz alasını zaten alırdık tadilatla. Bize şu anda mobilya 5 katına mal oldu. Keşke en başta alsaymış. Neyse kocamın el emeği. Öyle yani. Hep anlatıyorsun. Bak her yere gold yaptırdı bize. Şimdi gelelim salonumuza. Salondan devam edelim. Bu takımı katalogdan görüp aldım. Katalogda gördüğümde bu kadar iri olmasını beklemiyordum. Eve bir geldi. Adamlar vinçle çıkardı yukarıya. Ve çıkarırken de fazlasıyla zorlandılar. Pencerelerden geçerken falan. Çünkü bizim salonumuz normalde çok büyüktü. Ama bu böyle biraz fazla büyük oldu. Yine de bence benim zevkim. Belli zaten şuradaki detaylardan. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Çünkü bana çok soracaklar. Söylemiş olayım. Bir kere bu kadar aynalı camlı olmasa böyle elinizde bir toz beziyle yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ki çok kullanmadığı halde biliyorsunuz yani çalışan biri olduğum için zaten evde çok vakit geçirmiyorum. Ama bunlar böyle dokunduğunuz anda bak şu an bile iz yaptı. İz yapıyor. Ve bu da birazcık rahatsız edici bir durum oluyor. Ama görseli için bence değer mi? Değer. Takımımızı aldığımızda böyle 2-3 bir tekti. Ben tutup da takımın bu kadar büyük olacağını bilmediğim için bir tane daha tek ekledim yetmiyor gibi. İşte orta sehpası vardı. Şöyle özellikleri var. Yandan açılıyor. Yemek masası, yemek masası değil, ekstradan bir oda gibi geldi. Şu an 4 sandalye var çünkü biz normalde 6 sandalye aldık, 2 sandalye sonradan ekledik. Şöyle sade, soft, işte böyle rustik perde yaptırdım. Bu şekilde tercih ettim. İşte güneşlik, fon, tül şeklinde. Buraya da jaluzi yaptırdım. Ben bu perdeleri çok beğeniyorum. Bunlar şimdi yeni moda. Kullanımı çok kolay değil. Bayağı bir emek gerektiriyor. Ben de bazen böyle spora gitmediğim için kol kası yapmak istediğimde falan kullanıyorum. O açıdan iyi oluyor. TV ünitemiz var. Onu da detaylarını göstereyim size. Şu şekilde bir ünite tercih ettik. Yani bu da beklediğimizden çok büyük geldi. Bunun da böyle iki çekmece detayı var. Bu şekilde konsol tercih etmedim. Çünkü zaten iki etmemişim. Konsol tercih etseydim nereye koyacaktım? Gerçekten çok iri bir takım. İnegöl'den hepsi özel siparişle geldi. Katalogda böyle durmuyor bunlar. Ya da mağazadaki takımlar küçük küçük duruyor. Hani böyle servis şeklinde koyuyorlar. Biz de gözümüzde öyle canlandırdık. Adam takımın iri olduğunu söyledi ama biz pek ciddiye almadı. Ne kadar büyük olabilir ki? Bu kadar büyük oldu. Büyük bir televizyon tercih ettik. Bu odada hiç oturmadığımız halde. Niye böyle bir şey aldık ben de bilmiyorum. Böyle sade soft bir salon tercih ettim. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Bu doğuda ne var biliyor musunuz? Yaz kış bu halı seriliyor. Yani ben dedim yazın halı nasıl olsa sermeyiz. Hemen almayız ama bu halılar hiç kalkmıyor. Halılarımın hepsini böyle özene özene ben set şeklinde seçtim. Şunu da video çekeceğim diye dün aldım. Normalde bu yoktu. Aslında bu yoktu. Öyle bir içimden geldi. Ben de aldım serdim. Bu şekilde yani salonumuzda anlatabileceğim tüm detaylar böyle. Şimdi gelelim hazineme. Niye böyle diyorum? Bilin bakayım hangi odadayım. Tahminleri alayım. Giyinme odası. Giyinme odasına mı geldik acaba? Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar geç tahmin ettiniz? Benim hazinem başka nerede olabilir yani? Üstünde var tabii. Ya bu emin ol bunların katı katı değerli bunlar. Hadi girelim. Buyurun. Şimdi şöyle bir uçsuz bucaksız dolap yaptırdım kendime.
Şöyle bir ada şifon yeri aldık. Dolapların içini göstermiyorum çünkü neden? Bunun için size ayrı bir video yapacağım. Kanalıma abone olun. Diğer videoları oradan izleyeceksiniz. Sadece şöyle bir uçtan gösterebilirim. Yani neden öyle yaptığımı. Mesela ben detay detay işte nerede ne ürünüm var, nereyi nasıl kombinledim videosu yapacağım size. O yüzden diğerlerini falan açmıyorum. Detay detay ne aldık, ben ne tarz giyiniyorum, işte nerelerde neler var. Sonra şu ada şifon yerinde neler var. Ama burada mesela şu gözüken kısmını gösterebilirim. Kendi nişanımdan hatıralar saklamışım. Bak bu nişan hatırası nişanımda yapılmıştı. Şu bekarlığa vedamda. Şu bunu da nişanımda hazırlamıştı. Her güne bir şey yaptık yani araya sıkıştırıyor. Şu da değerli kalemim. Bununla kimin adını yazdıysam duruyor. Hayırlı bir kalem ki daha silinen olmadı. Herkes ayrıldı. Yani normalde bunu yazınca evlenmesi beklenenler bile gitti. Ben anlamadım niye böyle olduk. Sonra şunlar benim böyle kokularım. Böyle şeylere bayılıyorum. Sabun. El yapımı bunlar hep. Sonra kendim burası giyinme odam olduğu için bir takıntım var. Kokuları alıyorum. Her sabah uyandığımda açıp dolapların içine sıkıyorum. Böyle bir takıntım var. Bunu yıllardır herkes bilir. O yüzden çeşit çeşit koku bulundurdum. Şurada nişan bohçamda gelen camekan diyoruz biz ona. Böyle bohçalar. Şimdi gelelim yatak odasına. Mahremiyet bölgesi olduğu için çok fazla göstermeyeceğim. Orayı sadece şöyle detay detay bir almanı istiyorum geniş bir. Burada çok anlatacağım bir şey yok. Sadece şurayı çok seviyorum. Bura benim makyaj dolabı köşem diyelim. Buraya saatlerimiz, koleksiyonlarımız, kutularımızı koyuyoruz. Kocamın saat koleksiyonu var. Siz görün diye kasadan çıkardım ama aşırı saat takıntılı birisi. Aşırı seviyor. Hep böyle tarz tarz burada tutuyor. Burada benim parfüm köşem. Evdeki parfüm köşem diyelim. Kendi tercih ettiğim kokular. Aa şu işte düğün. Şu benim düğün hatıram. Nikah şekeri olarak bunu yaptırmıştım düğünde. Çok hoşuma gitti. Çok içime sinerek. İçinde inci taneleri var. Bak. Bakar mısınız? Oy tertemiz. Çok güzel. Şurası ebeveyn banyosu. Burada çok güzel bir balkon var. Onu size çekemeyeceğim şu an. Çok yüksekteyiz bir de ışık almasın diye. Ama manzara ve akşamları çok serinlik oluyor. Burası da çeyiz odam. Şimdi şurası çeyiz odam. Bu odadan ablam çıkamadı. Çeyizler hazırlanırken ablam özellikle tek yemin ederim bir 10 gün geçirmiştir bu kız bu odada. Şöyle açacağım. Ailemin bana yaptıkları, gelenler, şöyle battaniyeler, yorganlar. Burası adam arkadaşlar. Buranın kültürü birazcık böyle. Çeyiz aslında birçok yerde var ama bizim burada sanki biraz daha fazla. Kayınvalidemler de çok seviyorlar böyle şeyleri. Burayı bu şekilde aldıysan diğer tarafı göstereyim. Şöyle bir dolap yaptırmıştık buraya gömme. İlk yaptırmışız zaten elimiz ayağımız. Burada da yatak, yorgan, takımları, nevresimler. İşte hep yine el emeği çoğu. Hazır ürün neredeyse burada yok denilecek kadar az. Ve gelelim mutfağa. Şimdi mutfağımı detaylı göstereyim size. Çünkü benim... Dolu bir masa var galiba misafirleriniz gelecek. Evet, siz görün diye hazırlık yaptım. Yani ben nasıl sunum yapıyorum bir görün istedim. Böyle yeni gelin sunumu ya. Bunlar da gold bu arada. Şöyle bir yemek takımı ama ben 5-6 çeşit yemek takımı kullanıyorum. Bunları çok sevdiğim için bunları servis şeklinde hazırladık. Mutfak dolabı evin sadece dolabın beyazı olarak bakın kendiliğinden vardı ve bu mermeri. Ama bu gold kulpların hepsini ben değiştirdim. Hepsini sıfırdan yaptırdık. Mesela avizem benim tercihim. Şöyle bir ortaya halı tercih ettik. Tezgahta aslında çok kalabalık sevmiyorum ama şu şekilde ister istemez sürekli kullandıklarımız elimizin altında oluyor tezgahta. Bu şekilde tasarım yaptık burayı. Sonra buradan bir odaya çıkacağız. Şimdi gelelim evde gerçekten en çok vakit geçirmeyi sevdiğimiz cam balkon odasına. Bu odayı yaparken hani burası cam balkondu. Biz yani normal balkondu. Biz kapattırdık böyle cam balkon yaptık. Ama bak oda gibi oldu. Böyle bahçe gibi oldu. Hem aşırı hoşumuza gitti hem vakit geçirmek. Sonra buraya televizyon kurdurduk. Niye? Gerçekten otururken akşamlar çok güzel oluyor. Özellikle kocacığım burada maç izliyor. Yerleri parke yaptırdık. Normalde fayans şeklindeydi. Ama ben burayı oda gibi yaptığım için silmeyi daha çok tercih ederim yıkamaktansa. O yüzden halı da kullandık. Bak sonra buraya ortaya bir sehpa attık. Gerçekten bir oda gibi oldu. Hani hatta gelen herkes burada oturmak istiyor. Çünkü akşamları burayı açtığımızda hem manzarası çok açık, her yer açık. Hem de
üstümde püfür püfür esiyor. Sonra eşim acayip derecede öyle böyle değil. Bir nargile tutkusu var. Hep böyle marka takımlar, böyle Rus takımları. Çok ciddi paralar veriyor bunlara yani. Bu takımlardan getirttiriyor. Sonra bu onun dolabı, tütün dolabı. Hayatınızda göremeyeceğiniz kadar nargile, tütün, lüle çeşitleri var burada. Bir sürü, belki nargile kafelerinde bu kadar yoktur. Satın almak isteyenler bırakacağım linke alabilirler. Sonra çiçek, bunlar düğünümüzde salona gelen çiçeklerden seçtiklerimiz. Bu oda dediğim gibi en çok vakit geçirmeyi sevdiğimiz ve bize ayrıyetten bir oda gibi oldu. Balkon gibi olmadı. Camları açtığımızda sadece balkon gibi oluyor. Ama özellikle bak buraya duvar kağıdı bile yaptırdık. Ve çok merak edilen ev vlogunun sonuna geldik. Detay detay anlattım. Sadece dolap içlerimi göstermedim. Çünkü onları ayrıyetten size bir giyinme odası, işte kıyafet vlogu şeklinde hazırlayacağım. Bir alışverişe gidip. Bir de biliyorsunuz çocuk odası yok evde. Onun hazırlığını, işte neler yaptım, neler ekledim onu paylaşacağım. Ama siz hemen şu an kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra paylaştığım her şeyi sürekli yakından takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.